Tadı nasıl etin? Ya beğenemedim çünkü ben böyle pişmiş görünen... Pişmiş etin tadı nasıl orada pişmiş var pişmiş etin yani nasıl? Bu görüntüyü gördükten bonfile, sonra... Böyle yumuşak bonfile yediniz mi? Hayır da bu görüntüyü gördükten sonra benim bunda çok da fazla yiyebileceğim bir şey yok. Bu görüntü beni nasıl? Direkt biraz gitti önce yani. Burada pişmiş tamam, vardı. Yedim. Bir tadına bakın. Tamam bakın. Tadına baktım. Güzel okey ama bu tamam, yanlış güzel. Yani. Böyle bir dengesizlik olabilir mi? Sostan zaten bir tat alamadım. Sostan tat alamadım. Beğenemedim ben bu sosu. Pilav zaten çok soğuk. Sosun nasıl olmasını bekliyordunuz hayır, acaba? Hayır ben daha önce bu sosu yemedim ama tamam. Bana birazcık yavan geldi. Bilmiyorum. Sos bu. Sosu Espanyol bilmiyorum. Sos. Gayet de zor bir evet sos biliyorum. Ruhunun evet. Ne olduğunu biliyorum. Kemik suyunu kendiniz mi kaynattınız yok. Yoksa hazır mı kullandınız? Kemik suyunu burada kaynatamayız. İşte hazır kullandığınız kaynatam. İçin o şeyi tam kaynatamazsınız. Kaynatamaz hazır tabii kemik ki. Sularında kesinlikle o tadı alamazsınız. 7-8 saat sürüyor bir kemik suyunu alamazsınız. Kaynatmak. Burada nasıl kaynatıyorsunuz? Tavuk suyu olsa tabii beyefendi kaynatabilir doğru. Ama kemik suyu ben ayrı. Hazır kullanmak bu ete kemik suyunu. Çok, bu ben çok sıcak bakmam. Dünyada 5 çeşit et sos vardır onlardan biridir bu. En çok etle... verilen soslardan biri de zaten demi-glace'dir. Peki. Onun evet, Gralier var falan filan. Alt tarafındaki bir şey söyleyeceğim. Sosu söylemedin sosu de. Sosu söyleyemedim. Sosu bana çok böyle lezzetli gelmedi. Ya tuzu mu az ya da soğuk belki hani ondan mı lezzet alamıyorum. Sos da soğuk. Hı hı. Ve nasıl söyleyeyim? Baharat, o denge, tuz dengesi. Kereviz, havuç evet. Falan gelmiyor mu içinde? Gelmiyor. Gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. Kereviz, havuç, salça. Sana da mı gelmedi? Gelmedi. Gerçekten nasıl gelmedi? Gelmedi. Arkadaş, bir kaşık salata, daha koyayım mı? Salata tamam nasıl? Salatayı zaten çok sirkeli bulmuştum Zuhal Hanım. Beğenememiştim. Pilav zaten çok soğuk. Hı-hı. Bir de bana da eyvah, bu kuş üzümleri birazcık fazla yoğun. Yani birazcık pilav, olması gerekiyor ama çok bende. Arkadaşlar, çok fazla geldi yani... bana bu. Ve bakın burada topaklanmış benim şeyimdeki pirinçler bakın. Şöyle göstereyim. Benim yapabileceğim ya, bir şey tane yok. Tane tane bu pilav da. Bu mu tane siz, tane yani siz, özür dilerim beyefendi. Tabii ki de tane tane. Şu an kendi tabağımda da görüyorum. Ben kanıt ya, kanıt olarak gösterdim. Ne alakası var? Ben zaten böyle kalmaz. Bir şey yapsaydım Günay Bey'e yapardım bunu Zuhal Hanım. Siz gördünüz. Tamam. Peki Duygu sana geçelim. Ben öncelikle Eray Bey'e şunu sormak istiyorum. Bu Akdeniz yeşilliklerini hani hazır pakette mi aldınız? Yok kendim aldım kendim bir kadın sirkeye yatırdım. Tamam onu soracaktım. Salatayı ben öyle çok abartılı bulmadım. Hani tuzu sirke diyor ama hani sirke tadı biraz var evet. Hı hı. Ama öyle çok rahatsız edici değil. Benim. Beni de çok rahatsız etmedi. Hayır beni rahatsız etmedi yani. Salatada bir şey değil. Bir tek peynirleri biraz hani tuzlu seçebilirdiniz diye evet, düşünüyorum. Evet. Onun okay. Dışında salatada bir kusur göremedim. Ana yemeğe gelince de et Zuhal Hanım hani bu lokanta usulü pişirmeye çalışmış arkadaşımız. Hani yerinde pişirmiş diye düşünüyorum. Çünkü lokantada normalde orta pişmiş dediğinizde et restoranlarında. Tabii et restoranlarında. Her şekilde bizi tercih hani dediğiniz gibi. Hani orta dediği için ben o şekilde değerlendiriyorum. Tabii riskli bir seçim. Tabii yarışma için. Genelde sorulur müşteriye ona göre pişirilir. Tabii sorulur. Hani dediği gibi arkadaşımızın da hani isteğe bağlıdır ama hani beni bilmiyorum ben bu şekilde rahatsız olmadın. Olmadım çünkü peki. Yediğim bir şeydi. Olabilir. Pilava gelince de dediğiniz gibi sıcak... Kimisi de böyle sever. Kimisi daha bile az pişmiş. En az sıcak o demin gösterdiğim gibi. Kanlı kanlı yiyen de var da. O tercih tabii, meselesi. Tabii. Ben de sevmem öyle. Tabii yok. Hani bu dediğiniz gibi orta dediği için ben o şey değerlendiriyorum. Hani çok pişmiş deseydiniz tabii ki bu pişmemiş kıvamına girerdi. Onun dışında yani yumuşaklığı falan gayet iyi. Yani çiğnenmeyecek şekilde değil etleri. Pilavı da şöyle tadında tuzunda bir şey göremedim. Bir eksik bir şey söyleyebileceğim bir şey yok. Ama dediğiniz gibi keşke ısıtarak evet getirseydim. Evet ya güzelim pilavı buz gibi getirmişsin önümüze. O zaman belki daha farklı bir lezzet tabii o topaklanma da olsa ısıtsaydın onu yani. Olması gerekirdi. Buz gibi yani. Karışmamış. Tarçın yoğunluğu falan ısıtsaydın onlardan ayrılırdı. Ben işte orada bir yanlış... Düşünceye evet, girdim. Evet. Efendim. Zuhal Hanım bugün ya. Duygu ne kadar ılımlı farkında mısınız? Biz üçümüz de ortak yorumlar ama yapıyoruz. Kendisi sırıtıyor bir tek ortak. Ben bugün ortak. Beğendim. Hepiniz ortak beğendim. Yorumlar yapıyorsunuz. Yo ben ortak hepiniz yorum yapıyorum. Diyorsunuz ki pilav olmuş aslında ama soğuk. Evet. Bakın şu buyurun. Üçlü birazcık daha orta birbirine pişmiş, yakın yorumlar yapıyor ama Duygu Hanım tamamen farklı. Ben yanlış ben mı düşünüyorum? Düne göre çünkü evet dün ben çok şu an gerçekten onu söylüyorum. Eğer olmasaydı söylerdim zaten. Duygu Hanım beğendi herhalde. Yemeklerden gerçekten anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Anladınız gerçekten da anlamıyorsunuz. Yanıt yer getirdiniz Günya Bey. Duygu Hanım bugün Eray'a oynadı kesinlikle. Kendi kazanamayacağını kesinlikle bildiği için en azından Eray kazansın dedi ama bence arasında sanki bir ittifak kurmuş gibi bir izlenim sezdim. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Duygu Hanım bugün kafasına Eray Bey'i birinci yapmak için gelmiş gibi geldi bana. O masaya oturduğundan beri Allah'ım o dünkü Duygu Hanım gitmiş yerine çok naif, çok böyle anlayışlı, buz gibi pilavı bile aa güzel olmuş falan.
bir duygu hanım geldi. İnşallah yarın da benim günümde çok ılımlı olur. Bu kadar ılımlı olur inşallah. Benim diğer günlere karşı dağılımlı düşünebilirler ama gerçekten inanın öyle değil. Çünkü Eray Bey hakkını yememek lazım. Güzellere lezzetli yapmıştı. Eğer birincilik alacaksa da hak ettiğini düşünüyorum. Evet, geçelim sana. Eray Bey, ben önce pilavdan başlayacağım. Evet, pilavınız tane tane. Evet. Bu şekilde topaklanmasının sebebi sadece soğuk olmasından dolayı. Evet. Keşke sıcak getirseydiniz. Tanesine bir şey demiyorum. Yalnız iş pilavınızda ben karabiber alamıyorum. Sadece yoğunluk olarak kuş üzümü. Ya. Çok fazla kuş üzümü katmışsınız. Fazla evet, bir şekilde katmışsınız yalnız. Katılıyorum. Gerçekten. Yoksa hani ben taneliğine bir şey demiyorum. Ama ben bir restoranta gittiğim zaman da soğuk veya bir... Açıklamasını pilav yaptım. Pilav yediğim zaman bu şekil. Yani bu peki, açıklamasını yaptınız da. O zaten evet, hata yaptığını kabul yani ediyor. Olmamız onu lazım. Peki. Tadına genel anlamda zaten tuzu da yok zaten. Onu söyledim. Ben kesinlikle... Neyle pişirdiniz bunu? Onu çok merak ediyorum. Eti neyle mühürlediniz? Mühürlediniz mi eti? Tabii mühürledim. Neyle mühürlediniz? Neyle derken? Nasıl demir bir tavada? Döküm tavada mı? Döküm tavada mı? Nasıl bir tavada? Wok tavada döküm. Wok tavada mı mühürlediniz evet, evet, eti? Döküm tavamız yoktu çünkü şey olarak. O zaman döküm tavayı getirecektiniz Eray Bey. Yani şimdi bak bonfile evet, yapıyorsunuz ve az önce diyorsunuz wok ki tavada da siz böyle yumuşak bir bonfile yediniz mi? Evet. Ben hayatımda böyle bir evet, bonfile yemedim. Neden? Ben yıllardır etçi bir insanım. Hı-hı. Yani ama böyle bir bonfile. Bakın etçi bir insanım dedim. Şimdi bonfileyi önce mühürlemeniz gerekiyor. Mühürledim. Ama hem de çok güzel mühürledim. Nerede mühürlemeniz gerekiyor? Wok tavada ve... Wok tavada olmuyor olur işte. Olmuyor. Neden olmuyor? Bana o yüzden böyle içi gerçekten hayır, pişmemiş. Hayır. Bakın böyle bir... Bir şey söyleyebilir miyim? İnternette de bakıyorsunuz ama internette gerçek göstermiyor. Nasıl gerçek göstermiyor? Böyle bir az pişmiş yok. Nasıl gerçek göstermiyor? Yani bunu kime gösterirseniz gösterin. Ben her türlü size, her türlü iddiasına da girerim. Ya ben size bütün şefleri hani getiririm. İstediğiniz şef bunu hiçbir şef kabul etmez. Nasıl etmez? Çünkü bu pişmemiş. Nasıl etmez ya? Lütfen. İnanın var ya, hayal kırıklığına uğradım. Yok, ben buraya gerçekten bonfile yemeye gelmiştim. Ben size açıklamasını yapayım. Döküm yani tavada yapılır. Evet, neden yapılır? Yumuşak bir bonfileyi şöyle çekseniz çünkü ayrılır. Çünkü döküm tava ayrılır. Bütün sıcaklığı her tarafa eşit verdiği için başka hiçbir önemi yoktur. Eray Bey lütfen. Wok tava yok burada. Wok tavada öyle bir yaptım ki siz, dumanlar çıktı. Ya wok burası işte, komple duman işte, oldu. Zaten sorun orada. Buyurun sorabilirsiniz. Sorun orada. Her taraf duman oldu işte, ve öyle bir cızırtı yaptık ki. Döküm tava olmaması. Ondan ya, dolayı bu sıkıntıyı yaşadınız siz. Arkadaşlar siz bunu bir de döküm tavada böyle yapın büyük bunu pişirdik. Kenara aldık, ben biliyorum bunun nasıl pişmesi gerektiğini çok iyi bilen bir insanım. Kesip hafiften yani bana böyle yağda... Bana pişirmeyi öğretmenize gerek yok. Olmamış. Siz döküm tava kullansaydınız tamam, siz orta bu sevmediğiniz sıkıntıyı... için size olmamış. Bakın orta değil. Ya nasıl orta değil? Orta değil bu. İnterneti de açtık ya, gösterdik ya. Siz internetten ilk defa bakarak yaptığınız bir yemek olduğu için... İnternette hani yorumlarda yapıyorsunuz ya. Yani ilk defa yemek mı yaptın? Evet yani ilk bence, defa burada yaptım zor. Bence ilk defa burada yaptım. Hatta dedim ki acaba kesinlikle bakın, ne koysam bak, içine. İnanın, İspanyol sosu da burada yaptım ilk defa. Risk yani nasıl güzel İspanyol olmuş. İspanyol sosunu daha önce yapsaydınız hazır kemik suyundan burada yapmazdınız bence. Ben nerede yapacaktım? Evinizde. Başka kemik suyunu buraya getirebilirdiniz. Yok, evinizde kemik suyunu yapmayacaksınız. Ne? Kendinizde sadece yapacaksınız. Dışarıdan orada satın alıp da hazır kemik suyunu. Evde başka sos evde çok yaptım. Başka bir sos yapsaydınız evde burada bence hani riskli girmeseydiniz. Niye hazır ilik kemik suyu neden kullanılmıyor ya? Kullanılabilir ama yani ben kullanmıyorum, tercih etmiyorum. Yani. Evde tabii ki de annemin kurban bayramından falan. Ben her gün ilik suyu kaynatan bir insanım. Şeylerimiz var. Kemik sularımız var. Dolu dolu. Evet. Ama onları buraya getirmiyoruz. Kaynatır bütün yemekleri kesinlikle koyarız. Evet, salata nasıl? Salatayı normal buldum. Yani normal. Sadece peyniri yani ekşili tuzu falan benim için iyi güzel. Evet evet ekşili. Sadece tuzlu peynir daha iyi. Peyniri yani sadece olur, tulum peyniri olsaydı benim için yani daha iyi olurdu. Yani köy peyniri buna pek gitmemiş. Peki. Şey yaparken de ayıramıyoruz. Sağlık. Eline sağlık. İspanyol soslu bonfilesini orta pişmiş dediği için değerlendirdim. Biraz daha pişmiş olabilirdi ama orta pişmiş olduğu için de beni bu kadar çok etkilemedi. Çünkü benim tabağıma gelen etler gayet güzel pişmişti. Öyle dedikleri gibi kanlı falan da değildi, gayet güzeldi. Pilavına gelecek olursak pilavı da sadece soğuktu. Onun dışında da ben bir kusurunu göremedim. Benim önüme gelen et o kadar çiğdi ki onu bir insanın hiçbir şekilde yemesi mümkün değil. Kestiğimde neredeyse tabağıma kan akacaktı artık. İç pilav zaten uyumsuzdu. Önüme öyle bir sanki sıpıtmış atmış gibi darmadağınık geldi açıkçası. Bir de buz gibiydi ve hala onu savunmaya çalışıyordu. O içine koyduğu kuş üzümlerinin de fazla kaçırmış. Bunu da kabul etmedi. Hiçbir eleştiriyi kabul etmedi. Kendi bilir. Kendisi burada kendisini yemeğini savunurken
Döküm tavam yoktu. Döküm tavan yoktu. Getirseydin kardeşim. İç pilavı zaten belirttiğim gibi hiç baharatını verememiş. Karabiber tadı alamadım. Sadece kuş üzümü tadı aldım. Zaten pilav dört dörtlük olsaydı bile buz gibi bir pilav getirmiş önümüze. Yani bir restoranta gittiğimiz zaman ben kesinlikle soğuk bir pilav yiyip de para bile vermem. İspanya sos bonfile kan içindeydi ya. Çiğdi. Gerçekten çiğdi. Diyor ki bu böyle yapılır. Ya bu böyle yapılır da sana göre böyle yapılır. Ben hayatımda, normal hayatımda çiğ bile tüketmiyorum.